Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Kariyer Sohbetleri serisinin konuğu inovasyon yönetim danışmanı Müjgan Çetin. Müjgan Çetin'in çalıştığı şirketlere ve Türkiye'ye kazandırdığı ilkleri saymakla bitmez. Bu akşam hem kendisini tanıyacağız hem de inovasyonu konuşacağız. Şimdi ben kendisini yayına alacağım. Evet. Bekleniyor diyor. Merhaba, iyi Merhaba, akşamlar. iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Neriman, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. Ay, ben de öyle oldum. Seninle ne güzel anılarımız vardı. Ondan sonra böyle seni güzel bir üniversitede, güzel bir yerde görünce ben de böyle bir mutlu bir şekilde tabii dedim, hiç düşünmeden kabul ettim. Senin konuğun Teşekkür olayım ederim. istedim. Sağ olun. Ben Tabii teşekkür ediyorum. ilerleyen dakikalarda bundan da biraz bahsedeceğiz, nasıl tanıştığımızla ilgili. Çünkü siz o şirketle birlikte çalışarak Türkiye'ye bir inovasyon ödülü getirdiniz. Az sonra bundan da Teşekkür bahsedeceğim. ederim. Ama bunlara gelmeden önce kendinizden ve eğitim hayatınızdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi insanın en zor konulardan bir tanesi kendini anlatması. Ben böyle hani bu tip sorulara karşılaştığım zaman hemen böyle işte aklınızda kalsın diyerekten başlıyorum sözü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ondan sonra bir yüksek lisansım var güneş enerjisi alanında. Aklınıza kalsın diye söylüyorum diyorum. TÜBİTAK'ta daha birçok genç arkadaşım doğmamışken ben internetin annesiyim. Unutmayın sakın. Siz interneti böyle işte zaten vardı, bu hep de var olacak diye düşünüyorsunuz ama bizim 93-96 döneminde bir projemizdi. Ben TÜBİTAK'ta enformatik daire başkanıydım. O dönemde arkadaşlarımla bu internetin bütün üniversitelere ve bugünkü haline gelebilmesi için altyapıyı kurduk. Aranızda bizi izleyenler arasında akademisyen olan arkadaşlarımız da varsa ULAKBİM'i çok kullanırlar. Ulusal Akademik Ağ, Ulusal Bilgi Merkezi ve onun da isim annesi de benim. O yüzden oradan bir teknoloji virüsü bana bulaştı diyelim. Şimdi hani virüsler çok tanıdık hepimize, Gündemde. gündemde olduğu için. Emekli olduktan sonra da işte kendimi bu teknoloji, Ar-Ge, inovasyon projelerinin içerisinde buldum. Öncesinde de bir Arçelik geçmişim var. Arçeliğinde ilk bayan mühendislerindenim. Deneme sürümü diyorum ben arkadaşlarıma. Şimdi bir anı kitabı yazıyoruz. Orada da bir Arçelik ilk girişteki bir projemle ilgili bir anıyı paylaştım. Bakalım kitabımız yayınlanırsa sizlerle de paylaşırım o kitabı. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hani daha ne söyleyeyim bilmiyorum. O zamandan beri işte üniversitelerde yüksek lisans da inovasyon dersleri veriyorum. Böyle kariyer merkezlerinde sizin gibi güzel üniversitelerde hiç üşenmiyordum. Korona öncesi kalkıp gidiyordum. Konuşmalar yapıyordum. Hatta bu konuyla ilgili geçen yaz kendimi dert edindim ve bir gençler için inovasyon diye bir eğitim hazırladım. Bugün özellikle sizlerle konuşmak istediğim konu kapsamında yeni bir meslek ve ücretsiz olarak Udemy, bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi girişimcinin hazırlamış olduğu bir platformda, uzaktan eğitim platformunda bu dersi ücretsiz olarak paylaştım. Uzun yıllar deneyim işte 6 ay falan böyle 2000 öğrencim oldu 30 farklı ülkeden ama ben bilerek ve isteyerek Türkçe konuştum. Türk gençlerine erişmek istiyorum. Onlara bu yeni meslek hakkında bilgi vereyim ya, onlar böyle dünya gençlerinin önüne geçsinler, onlar daha iyi olsunlar derdindeyim. O yüzden ücretsiz ve Türkçe anlattım. 35 ülkedeki Türk gencimiz eriştiler. Pandemi dönemi birdenbire
bir ay içerisinde benim işte 6 ayda 2000 öğrencim varken pandemi döneminde 2500 öğrencim oldu. Şimdi sürekli artıyor öğrencilerim. 4000 en son baktığımda 4900'e yaklaşmıştı öğrencilerim. Sonra dedim ki bir de dedim bunu İngilizcesini dünya gençleri için hazırlayayım dedim. Ama dedim ben orada yine Türkçe konuşacağım. Güzel Türkçemizi çok seviyorum. Altta İngilizce şey olsun, altyazı olsun dedim. Hı hı. Yine uzaktan eğitim teknolojisi içerisinde öyle aynı eğitimin bir de İngilizce versiyonunu hazırladım. Çok umursamıyorum oraya kaç tane öğrencim geldi. Ben bizim gençlerimize yeni bir meslek var, inovasyon var. Bu kendinizi nasıl yeni dünyada, yeni normallerde hani çok artık konuşulan bir konu hazırlarsınız, kendinizi nasıl yenilersiniz bunları anlatmayı çok seviyorum. Bugün de seninle beraber bu konu üzerinde biraz hani birlikte düşüneceğiz. Belki birkaç da güzel evet. bir şey üretebiliriz. İnşallah. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci sorumsa siz böyle genç yaşınızdan itibaren ilklere ve başarılara imza attınız. Bu deneyimlerinizden bize biraz bahseder misiniz? Biraz önce tabii biraz bahsettiniz ama hani böyle daha detaylı olursa çok sevinirim. Tamam. Ben seninle tanıştığım deneyimi anlatmayı çok seviyorum. Son zamanlarda çok yerde inovasyon anlatıyorum. Konferanslarda veya işte bu tip özel kuruluşların eğitimlerinde, seminerlerinde hep bu hikayeyi anlatıyorum ve çok seviyorum bir hikaye anlatmayı. Bu hikaye benim üniversitede öğrencilerime inovasyon dersi vermemle başlıyor. Ve işte öğrencilerime, yüksek lisans öğrencilerime acaba dünyada bu konuda yeni neler oluyor? 2010-2014 dönemini anlatıyorum. Ve o dönemde bir bakıyorum ki Avrupa Birliği bir proje yapıyor. O proje kapsamında da işte 400 ülke, 8 milyon euro, 6 yıllık bir proje. Ya bu neymiş acaba? Öğrencilerime bunu nasıl öğreneyim de anlatayım diye kalkıp Madrid'e gidip oradan eğitim aldıktan sonra da işte akreditasyonunu da alıyorum o metodolojinin. Improve diye bir metodoloji. Bugün onu Türkiye İhracatçılar Meclisi Innovalik kapsamında yarışmalar şeklinde kullanıyor. Ve bu metodoloji tamamlandıktan sonra Avrupa Birliği bununla ilgili bir standart hazırlıyor ve bu standardı da yayınlıyor Avrupa Birliği 2014 yılında ve diyorlar ki biz sivil toplum örgütü kuracağız. IFQM bilenler o bir sivil toplum örgütüdür. Kaliteyi onurlandırmak adına, onu tanıtmak adına, yaymak adına. Biz de inovasyon adına böyle bir sivil toplum örgütü kuracağız ve bu örgütü işte yarışma düzenleyeceğiz. Bana diyorlar ki yarışmaya katılır mısın? Sen işte bizim akredite danışmanımızsın. İşte bildik firmalar katılabilir mi? Ben de işte seninle tanıştığım Koza Yönetim Servisi AŞ Levent Bey'e durumu iletiyorum. O da diyor ki yani Mühkem bilmiyorum inovasyon ne demek ama sen istiyorsan katılalım. Yine çok değer verdim. İki büyük kuruluşumuz, Türkiye'nin gözdesi iki büyük kuruluşumuz. Onlara da ricada bulunuyorum. Onlar da aynı cevapla yani çok yeni bir kavramdan bahsediyoruz 2014 yılında. Biz yarışmaya katılıyoruz ama hani Koza Yönetim olarak, Levent Bey olarak ve benim Müjgan olarak hiçbir beklentim yok böyle hani yarışmayı kazanalım falan. Yarışmış olmak bizim derdimiz. Ve haber geliyor, diyorlar ki siz büyük ödülü kazandınız, küresel inovasyon ödülü kazandınız. İnanamıyoruz, diyoruz ki ya şeyi ödülü alana kadar biz bunu kimseye söylemeyelim, gidelim bir elimize alalım. İşte o sırada sağ olun sizinle beraber bunun organizasyonlarını yaptık, sizin becerinize, katkınıza orada da çok teşekkür ediyorum. Bizi İtalya'da böyle çok büyük bir sarayın içerisinde Avrupa Birliği işte Levent Bey'i sahneye alarak harika bir ödülle onurlandırdı. Dönüşte yine sizin katkınızla bunu kamuoyuna paylaştık. Bunu çok seviyorum bunu anlatmayı. Gurur duyuyorum bir ülkemin bir kuruluşu olarak.
Ve o sene Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde, onu TİM TV'den izleyebilirler. Benim sosyal medya YouTube kanalımdan da izleyebilirler. Oradaki konuşmalarımız, işte Koza yönetimin başarısı, Avrupa Birliği'nden kişilerin başarısı, onların niye bunu kazandık, nasıl kazandık konusundaki deneyimleri paylaşıyoruz. Bu sonrasında Uluslararası Standartlar Örgütü, ya işte böyle şeyler oluyor, buna ben de katılayım diyerekten beni bulup, hadi gel sen de standart yaz, Türkiye'yi temsil et dediler. İşte ben 2015 yılından beri Türkiye'yi temsil ediyorum, Türkiye delegesiyim. Ve ülke ülke dolaşıyorum, şehir şehir dolaşıyorum, orada günlerce toplantılara katılıyorum. Tabii ilginç hikayeler de yaşıyorum böyle. Şeylere, kapkaççılara takılıyorum, hastalanıyorum falan böyle. İlginç, onlar da yalnız seyahatin sıkıntıları. Nihayet işte bu standartlar yayınlandı. Bu arkadaşlarımız ilgilenen olursa, aramızda akademisyen hocalarımız da varsa izleyenler arasında, Var, standartları, evet. Türk standartları da kabul etti bu standartları ve şu anda onları satın alabilirler. Ben şimdi Türkiye'deki aynı komite başkanı seçildim. Arkadaşlarım sağ olsunlar beni onurlandırdılar ve biz Tebrik ekip, ederim. teşekkür ederim, ekip olarak bu standartların Türkçe hazırlanması, güzel Türkçemize şey yapılması, tercüme edilmesi. Çünkü hani birçoğunuz bilimsel lisan olarak İngilizceyi biliyorsunuz ama bir şeyi Türkçe rüya görüyorsak, Türkçe de düşünebiliyorsak, o halde bu tip uluslararası dokümanları da Türkçe okuyalım derdindeyim. Öyle bir gayret içerisindeyim. İnşallah işte gönüllü arkadaşlarımız var. Onlarla beraber 4 standardı yakında ülkemizin akademik dünyasına ve literatürüne kazandıracağız. İnşallah. Çok çok tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nice başarılara inşallah. İnşallah, inşallah. Evet Müjgan Hanım. Bir sonraki sorumsa inovasyon nedir? İnovasyon sadece teknolojide mi yapılır? Bununla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, bu konu son 5 yıldır çok sorulan bir konu. Hatta sorulmadan herkesin bildiği gibi ben bu soruyu şöyle cevaplıyorum. Aşkı nasıl yaşıyorsanız aşkı öyle tanımlıyorsunuz. İşte kimisi platonik yaşıyor, öyle platonik, aşkı platonik duygudur diye ifade ediyor. Kimisi işte tanık oluyoruz erkek şiddetine, aşkı öyle yaşıyor. O da başka bir türlü hastalıklı bir aşk tanımı oluyor. Dolayısıyla inovasyonu da toplumda bazı akademisyen arkadaşlarımız veyahut da işte iş adamlarımız veya bu konuda ben uzmanım diye konuşanlar da inovasyon nasıl yaşıyorlarsa öyle tanımlıyorlar. Kimisi diyor ki inovasyon yaratıcılıktır. Kimisi diyor ki inovasyon farklılıktır. Kimisi diyor ki inovasyon ticari kazanç elde etmektir. Kimisi diyor ki inovasyon muhakkak bir buluşa dayanmak zorundadır. Fakat bu inovasyon bunların hiçbiri değil. İşte bu standartlarda bunu yazdık. Hatta bu 5 yıl boyunca ben konuşmalarımda inovasyonun standardı mı olur? İnovasyon dediğim farklılıktır. Sen hepimizi böyle bir standart torbaya mı koyuyorsun? Hepimiz aynı mı görüneceğiz falan diye çok ciddi eleştiriler aldım. O yüzden bu standart yayınlandıktan sonra terimler sözlüğü dediğim bir standart, 56 bin numaralı standart yayınlandıktan sonra ben rahata erdim. Artık oradaki tanımı gayet rahat, bütün dünyanın 160 ülkenin uzmanlarıyla beraber hazırladığımız bu tanımı böyle gönül rahatlığı içerisinde ifade ediyorum. Şimdi o rahatlıkla hani burada arkadaşlarımıza da paylaşmak istiyorum. İnovasyon değer üretmektir. Bu değer muhakkak bir teknolojiye dayanmak zorunda değil, bir buluşa dayanmak zorunda değil, muhakkak ürün olmak zorunda değil, bir hizmet olabilir, bir süreç olabilir, bir iş modeli olabilir. Bu karşı tarafın hedef kitlemizin algısına veya onun kabulüne bağlı olarak finansal veya finansal olmayan sosyal değer üretmektir diyorum. Dolayısıyla çok teknolojik bir ürün yapıyor olabiliriz. Bu hedef kitlemize ulaşmıyorsa, orada karşılık bulmuyorsa, onlar tarafından kabul edilmiyorsa inovasyon gerçekleşmiyor. Ya da
bir fayda sağlamak istiyoruz. O fayda sağlamak istediğimiz kitleye ulaşmıyorsa, onlar tarafından kabul görmüyorsa da sosyal inovasyonu gerçekleştirmiyoruz diyorum. Dolayısıyla inovasyon sadece ticari bir başarı değildir. Sadece teknolojik bir olgu değildir. Yaratıcılık değildir. Yaratıcılık bir yetenektir çünkü. Arge değildir. Arge ile karıştırılıyor. Bu terminoloji zaman içerisinde oturacak. Buna inanıyorum. Ve gençlerimiz de bu yenilikçiliği, öz Türkçedeki karşılığı, Türk Dil Kurumu bunu yenileşim, yenilikçilik olarak tarif ediyor. Ben de bunu çok güzel Türkçemizi seviyorum, böyle kullanmak istiyorum ama Türkiye İhracatçılar Meclisi bunu inovasyon olarak kamuoyunda kullandığı için o şekilde kaldı şeyde, akıllarda. O yüzden ben de hani zaman zaman yenilikçilik, yenileşim, inovasyon diye bunları böyle karmaşık şekilde kullanıyorum. Peki. Biraz önce standartlardan bahsettiniz. Ben de şimdi standartlarla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Evet, İnovasyon standartları yeni bir meslek diyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir kongresinde de, bir de makine mühendislerinin bir kongresinde, odanın kongresinde bunu 2 sene önce bir bildiri olarak, bir bilimsel bildiri olarak da sundum. Neden böyle bir şey söylüyorum? Şimdi aynı komite başkanı olarak bu konuda komitedeki arkadaşlarımla beraber ciddi bir gayret sarf etmeye başladık. Ve bu konuda işte bakanlıklar, TÜBİTAK, Türk Standartlar Enstitüsü, TÜRKAK diye ulusal kamuoyunda bu konuyla ilgilenen kim varsa bir çerçeve içerisinde ilişkilerimizi kurumsal anlamda sürdürmeye başladık. Derdimiz şu, dünyada bu yayılmadan henüz bizim ülkemizde bunu bir meslek olarak tanımlamak, mesleki yeterlik kurulu var biliyorsunuz, MYK dediğimiz. İşte kaynakçılara kaynakçı belgesi veriyor. Efendim bazı iş konularında oradan belgeniz olmadan, orada sınava girmeden bu yetkinliği alamıyorsunuz. Böyle bir pozisyona sahip olamıyorsunuz. Şu anda görüyorum ben, aynı İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yapılan olduğu gibi kapıdaki tabelalar, teknik müdürlerin tabelaları değişti, inovasyon müdürü oldu. Birçok belediyemizde böyle var. Birçok özel kuruluşta birden inovasyon müdürleri, inovasyon CEO'ları oluştu. Şeylere bakıyorum, eleman alım ilanlarına bakıyorum. İnovasyon mühendisi arıyorlar, inovasyon uzmanı arıyorlar. Şimdi oraya da yazmışlar. Şimdi bu ne demek yani? Böyle bir meslek tanımlanmamış. Bunun altyapısı, işte siz arkadaşlarımız bana çok gelen sorulardan bir tanesi. İlle mühendis mi olmak zorunda bu inovasyon mühendisi tanımıyla? O yüzden Mesleki Yeterlik Kurumu'yla ve sivil toplum örgütleriyle beraber ve aynı komitedeki arkadaşlarımla bu meslek tanımlarını yapalım. 4 meslek tanımı istiyorum yapalım diye. Birisi inovasyon CEO'su, üst düzey lideri, inovasyon lideri dediğim. Bu üretilen değeri stratejik olarak planlayıp bu konuda liderlik edecek kişilerin yetkinlikleri neler olmalı? O ve yetkinliklerle beraber hangi sorumluluklara sahip olmalı diye bir tanım yapalım istiyorum. İkincisi inovasyon yöneticisi, müdürü de diyebilirsiniz. Bu kişinin hangi yetkinlikleri olmalı ve hangi sorumlulukları almalı? Sonra inovasyon uzmanı dediğimiz, burada sadece mühendisi tanımlamayacağız. İnovasyon çünkü bir yenilikçi fikirden başlayan, pazarda karşılık bulmasına kadar geçen o temel süreç. Bunun içerisinde sosyal bölümlerden gençlerimiz olacak, insanlarımız olacak. Bunun içerisinde teknisyenlerimiz olacak. Bunun içerisinde pazarda pazarlama ve satışını gerçekleştiren kişiler olacak. Bunun içerisinde halkla ilişkiler, PR'ını yapan arkadaşlarımız olacak. Dolayısıyla çok kapsayıcı bir meslek. Ama bütün bu kapsayıcı, bütün o altyapıları kapsayan bu yelpazenin içerisinde inovasyonun ne olduğunu, orada nasıl hedef kitlenin bir ilgisini çekmeleri gerektiğini, onlara yenilikçi fırsatı,
onlara nasıl fayda sağladıklarını anlatmaları gerekiyor. Dolayısıyla o tanımda da bunları söyleyeceğiz, bunları yazalım istiyorum. Ve hani Allah kısmet ederse işte bir iki seneye kalmaz bu ekipler çalışırsak. İşte böyle sınavla ben inovasyon mühendisi olacağım, ben inovasyon CEO'su olacağım, ben inovasyon müdürü olacağım, ben inovasyon çalışanı gönüllüsü olacağım gibi ne diyeyim titirlerde demeyeyim, ünvanlarda meslekler tanımlama gibi gayretimiz var. Dolayısıyla gençlere inovasyon yeni bir meslek diye bugün sizi konuyu seçerken bunu anlatmak istememin sebebi buydu. Bu çalışmayı da bu konuda haberdar etmekti. Kendilerini gençlerin, sizin üniversitenizdeki öğrencilerin çok geniş kapsamlı bir bölümümüz var. Orada her yetişenin bu kendini yenileyerek yenilikçi bir şekilde yeni dünyaya hazır olması lazım. Bu pandemi sonrası ise yeni normal dediğimiz bir şeyin içerisindeyiz ama ne yaşadığımızı da bilmiyoruz. Ne kalacak, ne yok olacak yaşadıklarımızın içerisinde. Bugün yine bir makale yazdım. İnovasyon fırsatları nerededir, nasıl bulunur diye. İşte önümüzdeki hafta bir elektronik ortamda yayınlanacak. Sonra da basılı olarak Ağustos ayında yayınlanacak. Bunlardan bir tanesi, bu inovasyon fırsatlarını gösteren şeylerden bir tanesi kırılmalar, kırılma anları. Yani biz 10 senedir bu uzaktan teknolojileri farkındayız, biliyoruz. Bu çok bilinen bir teknoloji. Ancak işte bugün sizinle bu canlı yayına çıktık değil mi? Yani evet. Bugün yaygınlaştı. Dolayısıyla var olan teknolojilerin güncel hayatta sorunumuzu çözmesi. Yani şu anda o kadar çok sorunlarımızı çözüyor ki ben kalkıp bir yerlere gelmiyorum, benzin tüketmiyorum, zaman harcamıyorum. Evimdeyim, siz öyle. Ama birçok insan da evinde. Birçok insan da o bedenlerini taşımak zorunda kalmadan bizi dinliyorlar, bize sorular soruyorlar, paylaşımda bulunuyorlar. Dolayısıyla bizim bilgi edinme ihtiyacımız, bizim bu konudaki ne diyeyim arayışlarımız bu teknoloji, bilinen bir teknolojiyle işte böyle canlı yayında canlı canlı çözülmüş oluyor. Evet. Ama yani bu konunun yeri gelmişken şimdiden sözümüzü alalım. Öğrencilerimiz sömestre başladıklarında sizi üniversitemize davet etmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğiniz makaleyle ilgili belki bir konferans olabilir, belki başka bir etkinlik olabilir. Gençlere bu konuyla ilgili bilgi vermenizi rica edeceğim. Memnuniyetle ben koşa koşa gelirim. O konuda lütfen hele çağıran sizseniz. Yani ya, çok teşekkür ederim. Hiç düşünmeden koşa koşa gelirim. Hem gençleri seviyorum hem sizi seviyorum. Paylaşmayı da seviyorum. Onlarla bu gelişmeleri de paylaşırım. O aşamada o hepsiyle tanışırım. Sorularını cevaplandırırım. Gurur duyarım bundan. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir sonraki sorumsa standartlar yine. Standartizasyonun kurumlara ekonomik etkisi nedir? Şimdi standartizasyon niye ihtiyaç duyulmuş? Bu standartlar örgütü küresel ekonomiye geçişler dönemin öncesinde uluslararası ticaret yani mal ve hizmetin el değiştirmesi için ihtiyaç duyulmuş. Dışarıdan gürültü geliyor mu? Camım açık. Bir geldi ama şu anda yok. Tamam. Bir motosiklet az önce hur hur yaptı. İsterseniz kapatayım rahatsızlık veriyorsa. Şu anda yayına bir ses gelmiyor. Tamam. Şimdi ne anlatıyordum? Bu uluslararası bu standartların ihtiyacı. İşte İngiltere'ye evet. Gittiğiniz zaman İngiltere'de araçlar başka yoldan giderler. Veya işte ne bileyim uzak doğuya gittiğiniz zaman prizler ikili değildir, üçlüdür gibi her ülkenin kendine özgü standartları vardır. O ülkenin alışkanlıkları vardır. Şimdi biz İngiltere'ye araba satmak istiyorsak
veya işte ne bileyim Japonya'ya bir elektrikli cihaz satmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Ya üçlü priz yapmamız lazım ya işte direksiyonları öbür tarafa taşımamız lazım. Bizde trafik başka türlü akıyor. O yüzden bu ülke standart örgütleri, ülkelerin kendi standart örgütleri bir terminoloji bütünlüğü olsun ve ulusal ve uluslararası ticarette herkes aynı lisandan konuşabilsin, bir eşik sağlanmış olsun. O eşikle beraber de ticaret artsın, mal ve hizmet el değiştirebilsin amacıyla. Uluslararası Standartlar Örgütü'nü 1954'te kuruyorlar. Türk TSE'de ona 60 yılında katılıyor. O zamandan beri orada bir masa, bir sandalye satın alıyoruz. Her yıl vergilerimizden ben Uluslararası Standartlar Örgütü'nde delegasyon hakkı istiyorum diye para ödüyoruz Türkiye Cumhuriyeti. İşte ben de o para boşa gitmesin diye kalkıp gidiyordum. Ve bu yazılan standartlar ülkemin iş adamları, iş insanları, iş kadınları, iş gençleri veya akademisyenleri bir işbirliğine gidecekleri zaman, ya mal ve hizmet ticareti yapacakları zaman ya da bir işbirliği içerisinde ortaklaşa bir değer üretmek istedikleri zaman bu standartları referans gösteriyorlar. Eğer iki taraf da aynı standart konusunda kafa sallıyorsa, evet ben bundan anlıyorum, bunu yapıyorum diyorsa, hı hı, konuşma bir tık daha ileri gidiyor. Ha diyor, tamam, ben aynı lisanla, aynı bakış açısıyla sana bakıyorum, anlıyorum seni. O zaman şimdi şunu yapabiliriz diyor. Eğer karşı taraf bunu anlamıyorsa, bu standart yoksa onda, o zaman önce oturup ona onu anlatması lazım. İnovasyon ne demek? Onu anlatması lazım. İnovasyonu yönetmek ne demek? Yani bugün bir yine bir toplantıdaydım. Şöyle bir örnek verdim. Seninle paylaşmam lazım. Ben seviyorum böyle gülümseten şeyleri. Şimdi yenilik, farklılık falan böyle de çok kafalarında ampulle dolaşan insanlar hayal ediliyor, inovasyoncular. Şimdi ona bakarsan bu bir tosuncuk, ondan sonra işte bir çiftlik bank diye bir şey kurdu. Siz orada birçok insan hisse aldı ve işte orada inekleri vardı, tavukları vardı. Şimdi bakarsan çok inovatif bir şey değil mi? Çok yenilikçi bir şey yani. Böyle tek başına çiftlik almaya niyeti yok. Ama inovasyon değil. O bir kandır vizyon diyorum ben ona. Yani sana paraları topladı ve kaçtı gitti. Dolayısıyla her yenilik değer katmıyor. Böyle zarar da veriyor. Peki mesela bir kere benim işte ampul, başımdaki ampul yandı. Çok zihni sinir bir fikire sahip oldum ve onu hayata geçirdim ve ondan zengin oldum. Sonra o kadar. Ve bir doğa kuralı var. Her ürün doğada, her şey, her sistem, her mekanizma doğar, büyür, doyuma ulaşır ve ondan sonra da ölür. Eğer ben bunu yönetemiyorsam, bu başarıyı tekrar edemiyorsam, ki inovasyon yönetimi dediğimiz bu, o bir tek atımlık başarı değil. Sürdürebiliyor olmamız lazım. Sürdürülebilirlik burada çok önemli. Zaten yeni dünyada artık sürdürülebilirliğe çok önem veriyorlar. Çok. Artık her kurumun neredeyse bir sürdürülebilirlik ofisi var. Doğru, doğru. Bu UNDP'nin Dünya Kalkınma Bankı şeyinin 17 tane sürdürülebilirlik ilkesi, evet, var. Ve o ülkelere işte ki ne kadar 2016'da bu 17 ilkeyi söylemişler, ne kadar doğru söylemişler değil mi? 2030 evet, için bir hedefleri vardı. Ama bir baktık ki pandemiyle biz erkenden geldik ve pandemi bize dedi ki boğazı kirletiyorsun, bak orada yunuslar yüzmüyor dedi. Biz çekilince doğadan orada yunuslar yüzmeye başladı değil mi? Ne güzel oldu, temizlendi. Aynen. İşte geçen hafta sonu yine boğazdaydım, baktım yine kirletmişiz. Eyvah. Yine kirletmişiz, kirliydi boğaz. Bir şey diyemiyorum çünkü yani her birimiz birazcık duyarlı olsak
İnanın hiç böyle şeyler yaşanmayacak ama neyse. Şimdi Evet. diğer soruma geçeyim ben. Tabii. Genç istihdam hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bizim ülkemizin en büyük şansı gençliğinin varlığı, genç nüfusunun Evet. varlığı. İşte Avrupa'nın yaşlılığını herkes konuşuyor ve kurumlar yani önce makro düzeyden, ülkemiz düzeyinden baktığımız zaman bu zenginliği gençliğin dinamizmini, gençliğin yenilikçiliğini, gençliğin bu cesaretini biz ülkemiz olarak katarsak bu mevcut güzelliğimize, mevcut yeteneklerimize dünyanın bu yaşlılığı, özellikle Avrupa'nın yaşlılığının kat be kat üzerinde hızlı koşabileceğiz. Ancak bunu tabii akıllıca yönetebiliyor olmamız lazım. Bu gençliğin bu çılgınlığını, bu cesaretini, bu yenilikçiliğini. Peki bir alt seviyeye indiğimiz zaman, kurumlar bazında baktığımız zaman, kurumlarda işte benim yaşımdakiler şimdi böyle koltuklarda oturuyorlar. Yani ve işte ve bizim nesil başka bir nesil. Yayın arada donuyor. Kopmuş olabilir miyim? Evet. Evet, şimdi bir gidip geliyor yayın. Şöyle yapayım mı? Ben sizi tekrar mı alsam acaba? Bakalım. Evet, düzelmedi. Ben Müjgan Hanım'ı yayından çıkartıp tekrar alacağım. Tamam. Şimdi Müjgan Hanım'ı tekrar yayına alacağım. Ekledim. Tekrar hoş Neriman'cığım bağlanabildik mi? Evet, Tamam. gayet Ay, güzel. evet. Evet, Az önce donmuştuk. Evet. Ne doğmuştuk. anlatıyordum? En son nerede Şimdi kalmıştım? Sen neyi duydun? tekrar. Konumuz şey, gençlerin istihdamı ile ilgili, genç nüfusun Yine varlığı şu galiba anda biz... kopacak. Ben duyamıyorum çünkü sen. Duyamıyor musunuz? Şimdi? Ha. Tamam. 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 Son şey söylediniz. Benim yaşımdaki insanlar artık bu koltuklarda demiştiniz. Sen yine donuyorsun. Bir dakika, ben şu şeyi tekrar. Tekrar Müjgan Hanım'ı alacağım. Kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. Evet. Yine hoş geldiniz. Kusura bakmayın lütfen. Yok.
Rica ederim. Senin internet bağlantında mı, benim internet bağlantımda problem var bilemedim. Oldu bir şeyler ama artık izleyenler de siz de kusura bakmayın lütfen. Ben hatırladığım yerden devam edeyim. Seni Olur. Duyamıyorum. Yine sen gideceksin, kopacak mısın gibi dönüyor. Tamam. Oldu. Hay Allah. Duyulmuyor. Bir dakika, ben bir şey rica edeceğim. Arkadaşlar, sanırım Müjgan Hanım'ın internetinde bir problem var. Tekrar alıyorum. Hay Allah, Benim vallahi internetimde mi bilemiyorum. problem var? Büyük ihtimalle Müjgan Hanım. Müjgan Hanım, siz Wi-Fi'den mi bağlanıyorsunuz? Tamam, ben şimdi kendisine nasıl yapayım? Müjgan Hanımcığım, şimdi siz bizi duyuyorsanız bir el sallar mısınız lütfen? Evet, Müjgan Hanım, eğer bizi duyuyorsanız Wi-Fi'den değil de kendi telefonunuzun internetinden bağlanabilir misiniz rica etsem? Tamam, ben sanırım şu anda bizi duymuyor çünkü el sallardı. Bir dakika, bir daha deneyelim. Ekledim. Yayına bağlanır bağlanmaz hemen söyleyeyim. Müjgan Hanım diyorum. Tekrar hoş Evet. geldiniz. Wi-Fi'den değil. Kapattım. Süper. Evet. Anlaştık Tamam. şimdi. Tamam. Tamam. Onu düşündüm. Bazen zaman zaman Wi-Fi şey oluyor, böyle Doğru. kötü oluyor. Tek 4G'ye geçtim. Şimdi kaldığımız Süper. yerden rahatlıkla devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? En son turda kaldık. Dediniz ki biz ülke olarak genç nüfusa sahibiz, bu anlamda şanslıyız. Artık yönetici koltuklarında benim yaşımdaki insanlar oturuyor dediniz en son. Ondan sonra Evet. devam edebiliriz. Şimdi diyorum ki bu pandemi nedeniyle ortaya çıkan böyle bir de ekonomik de kriz de var. Ve gençliğimiz bu noktada evlerde daraldılar. Bizim neslimiz daha kolay uyum sağlıyor. Bizim çünkü yetiştirme tarzımızda biz zorluklara alışkınız. Ve sabretmek bizim görevimiz. Ama o gençlere bu koltukları gençlere bırakırsak onlar bu yenilik fırsatlarını daha kolay görecekler ve üstelik de o enerjilerini evde tüketmeyecekler. Yavaş yavaş bizim gönüllü olarak bu kurumlardan benim neslimin çekilmesi ve gençlere yer açılması konusunda öyle bir kişisel hassasiyetim var ki ülkemizdeki bu gençliğin daha çabuk ekonomik değer üretme konusunda kendini bir fayda üretme konusunda rol alsın. Çünkü o rol almadığı müddetçe sorumluluğunu almıyor. O zaman da her şeye karşı oluyor.
Halbuki ona rol verirsek o rolün içerisinde kendini gerçekleştirme şansına sahip olacak. Ve o deneyecek, bunu öğrenecek. Benim yaşımdaki neslinse onun öğrenirken çok savrulmadan kılavuzlanması, öğrenirken çok canı yanmadan ona yardımcı olunması gibi öyle de bir görev biçtim kendimize. Teşekkür ederim. Siz zaten ben biliyorum zaman zaman da sizin projelerinize az çok böyle iştirak etmeye çalışıyorum. Siz zaten böyle hani sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden, bunu da böyle hayata geçiren, sürekli bir yerlere, insanlara faydalı olmaya çalışan bir insansınız. O anlamda Teşekkür hiç ederim. şaşırmadım bunu da böyle düşünmenize. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Bir diğer sorumsa biraz önce bahsettiğiniz pandemi dönemi. Pandemi sürecinde iş yapış şeklinizde değişiklik oldu mu? Olduysa neler oldu? Biraz bundan bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi hepimizin yaşadığı o travmayı yaşadım tabii o ilk 15 gün. Yani evden dışarı çıkamıyorsun. Televizyonun başında ne oluyor acaba? Hani aldığın bilginin, verinin güvenliği önemli. Ne yapacağını bilmiyorsun. İlk defa böyle bir bütün küresel anlamda böyle bir problemle karşı karşıyayız. Böyle bir ne yapacağımı düşünürken ondan sonra bu sefer sosyalleşme ihtiyacı hissetmeye başladım. Tabii arkadaşlarımı aramaya başladım. O ne yapıyor, bu ne yapıyor? Ve bir farkındalığımı geliştirmeye başladım. Fırsatları aramaya başladım. Yani hayat ne olacak şimdi endişesiyle geçecek, geçemeyecek kadar değerli bir şey. Yani buradaki her aldığımız nefesin bir faydaya dönüşmesi lazım ki o nefesi aldığımız için şükredelim. Peki ne yapabilirim? Yani üstelik benim hayatım yenilik yapmakla geçmiş, yeni teknolojiyi kullanmakla geçmiş. Ne zaman yeni bir uygulama olsa ben onu indirir denerim. Ne zaman yeni bir şey olsa hiç tereddütsüz atlar onu denerim. Yani yeniliğe karşı inanılmaz bir böyle çekimim var. Denerim, beğenmezsem bırakırım. Ama o orada duruyorsa ben onu denemiyorsam rahatsız olurum. Ruhum onu ister yani onu dokunmak ister, onu kullanmak ister, onun ne işe yaradığını anlamak ister. Dolayısıyla kendi kendime dedim ki kalk ve dene ve bunu kendi işine uyarla. İşte yine arkadaşlarımla tabii güvendiğim insanlar burada çok önemli. O yüzden diyorum mentörlük çok önemli. Hatta seni de aradığımı da hatırlıyorum. Böyle böyle bir şey düşünüyorum dedim. Buna inovasyon online inovasyon mentörü ismini koymak istiyorum dedim. Senin bu halkla ilişkiler bilgin, deneyimin benim için şey çok kıymetli olduğu Teşekkür için ederim. sana da sordum. Ve sen beğendin o senden aldığım böyle şeyle motivasyonla bir Teşekkür anda ederim. kendimi ben online inovasyon mentörü olarak anons etmeye başladım. Eğitimlerimi bütün online'a dönüştürdüm. Mentörlük programlarımı, danışmanlık programlarımı online'a dönüştürdüm. Bir anda baktım işte bir sürü bu konuda yazılımlar var. Benim bildiklerim çok ötesinde uygulamalar var. O uygulamaları denedim. Çok kolaymış her şey. Sonra bir baktım ki evde iş yapmak daha hoşuma gitti benim. Riske almadan. Şu anda her Doğru. şeyi online yapabiliyorum. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi mentorluk demişken, siz zaten mezun olduğunuz üniversitede mentorluk yapıyorsunuz hali hazırda öğrenciler için de. Sizin zamanınızda bir kariyer merkezi var mıydı üniversitenizde? Nerede o günler? Ben 83 mezunuyum. Ben üniversiteye 78 döneminde girdim. Tam böyle işte anneleriniz bilir, gençlerin belki dedeleriniz bilir, büyük anneleriniz bilir. Türkiye'nin siyasal anlamda zor günleriydi. ODTÜ boykottaydı. Boykot sonrası üniversiteye girdim. Ve üniversiteye ben kimya lisans birincilikle girdim. Kimya lisans okumaya girdim. Endüstri mühendisi okumak için girmedim. Ve birincilikle girdiğim için hocalarım
Beni böyle çok ilgilendiler. Oo işte bir tane bir çok iyi not almış, bir puan almış bir öğrenci geldi dediler. Ve ben bütün şeyimle söyle motivasyonumla o aldığım heyecanla hazır hazır ders çalışıyorum ve bir işte 4 üzerinden 3,96 falan gibi notlar Oh. tutturuyorum. Ondan sonra fakat bir taraftan da beni başka arkadaşlarım kemiriyor, ailem kemiriyor. Diyorlar ki kimya lisans okuyup ne yapacaksın? Şimdi işte bir o dönemlerde böyle enflasyonu vardı. Çok sayıda kimyacı vardı. İşte diyorlar ki işsiz kalacaksın. İlkokula öğretmenlik yapabilmen için de işte öğretmenlik şeyi al, sertifikasyonları al ki hani Formasyon. iş bulabilir, formasyonları al. İşte o zaman keşke bir kariyer merkezi olsaydı, keşke onlara gidip danışabilseydim. Kimseye danışamadım. Arkadaşlarım benim kafamı çeldiler. Dediler ki yani sen hani bu notlarla işsiz kalma. Gel mühendisliğe transfer ol. Üniversitelerde biliyorsunuz bölümler arası geçişler söz Evet. konusu. Ve ben endüstri mühendisliğine 3,96 ile transfer oldum. Kariyer Maşallah. merkezi olsaydı belki hani başka bir kendime başka bir kariyer çizerdim bilmiyorum. Öyle kendi kendime bir atıldım öyle işte öyle oldu. Şans sizden yanaymış, Allah sizden yanaymış, güzel bir yöne yönelmişsiniz. Evet, Biz de inşallah yani şansa bırakmadan çocukları istedikleri, mutlu olabilecekleri kariyer hayatına doğru yönlendirmeye çalışacağız elimizden geldiğince Hasan hocamla çok birlikte. çok çok değerli bir şey yapıyorsunuz. O yaşlar insanın kafasının karışık olduğu yaşlar. Hem yaştan gelen bir karışıklık var, hem de zaten şu anda ekonomi karışık, zaten şu anda pandemiyle dünya karışık. Böylece hani olgun insanlar bu karışıklığın içerisinden kolay sıyrılabilirken, o yaşta 20'li yaşlarda daha yeni ayakta durmayı deneyimlemeye çalışan gençlere sizlerin el uzatması, onların o sorularına cevap veriyor olması ki kariyer çok önemli bir şey insan hayatında. Başladığın yerde çünkü en az bir 10 sene ilerliyorsun o kariyerde. Ondan sonra fark ediyorsun ki orası sana göre değil. Sonra da Tekrar. yaşın ilerlemiş, Tabii. özgüvenini başka bir Tabii. alana geçmek için yitirmişsin. Ondan Tabii. sonraki hayatın böyle iş anlamında en azından mutsuzlukla geçiyor maalesef. Evet. Öyle şey olumsuz şeyleri de var. İnşallah biz çocuklara yönlendirmemizle tabii bizim çocuklarımız da yani üniversitedeki çocuklar zaten yeni nesil artık Evet. yeni kuşaklar çok özgüveni yüksek, akıllı, çalışkan çocuklar. Belki bize bile ihtiyaç duymayacaklar ama bizlere ihtiyaç duyduklarında da onları en iyi şekilde yönlendirmeye çalışacağız tabii ki. Ben burada özel bir şey söylüyorum. Onu hani belki lazım olursa sizler de söylersiniz diye. Akıllı insan danışır diyorum. Akıl alır diyorum akıllı insan. Eğer gelip sizden gençler danışıyorlarsa size akıl soruyorlarsa ben şimdi ne yapmalıyım kariyer mi diye lütfen onlara sarılın, okşayın, öpün. Çünkü onlar çok akıllı. Sizin aklınızı da kendi hayatlarında kullanmak için gelip sizden o yardımı istiyorlar. Bu kariyerleri için arkadaşlarımıza da hani ücretsiz olarak bu gençler için inovasyon dersimde bir kariyer defterim diye bir şey tavsiye ediyorum. Onu Udemy'den de onu indirebilirler. Bu çok zor bir şey. 20'li yaşlarda geleceğini ne yapacağını bilmek. Bunun hem kendi psikolojik durumları, hem ailevi durumları, hem maddi durumları o kadar çok fazla etken var ki onların ilgi alanları yani bazısı sosyal bilimler alanında iletişimi çok yüksek olabilir, bazısı hesap kitap yapar, bazısı görsel yetkinlikleri çok yüksektir. Bu konularda sizlerin çok büyük desteğini aldıklarını düşünüyorum. Ama yine de hani o dersimi de ücretsiz olarak izlerlerse
oradan da kendilerine bir kariyer defteri oluşturabilirler ve o defterle size gelirler. Derler ki ben kendimi böyle anladım, böyle yorumladım. Kendim için sizin görüşlerinizle onu çeşitlendirir, güzelleştirir, daha sağlamlaştırırlar. İnşallah. Şimdi ben öğrencilerin sorularını size sormak istiyorum. Öğrenciler bazı sorular sormuş. Sadece hepsi öğrenci değil tabii. Ay onları bana gönderdiniz, ne çok beğendim onları. Çok. Ya öğrencileriniz çok kaliteli. Evet, gerçekten öyleler. Maşallahları var. Yani Evet, harika şimdi sorular yani. sırayla soruyorum. Tamam. 21. yüzyıl özel olarak inovasyon yatırımlarının teknoloji üzerinde yoğunlaştığı bir yüzyıl. Bugün sosyal bilimcilerin özellikle de öğrenci yazdığı için orada benim demiş. Benim gibi fen lisesi mezunu olup sayısal temeli olan kişiler inovasyon alanında nasıl iyi bir konuma sahip olabilir diye bir soru sormuş öğrencimiz. Ne kadar güzel. Şimdi az önce bahsettik. Kariyer demek kendini gerçekleştirme, kendini ifade edebilme başarısı demek. Dolayısıyla şimdi bunu soran öğrencimiz çok akıllı ve Çok. kendinin farkında. Fen yetkinlikleri var ve mesela böyle bir soruyla kendini daha iyilemek istiyor, daha iyi noktalara taşımak istiyor. Ve inovasyon gibi bir alanda da ben ne yapabilirim acaba diye o fırsatı arıyor. Bence bu fırsat aramak en birinci adım. Dolayısıyla çok önemli bir adım atıyor. Onu o sebeple kutluyorum. Ben profesyonel öğrenciyim diyorum. O yüzden bu fen lisesindeki arkadaşımın, fen lisesi mezunu arkadaşımın, bu soruyu soran arkadaşımı diyorum ki sakın öğrenmekten vazgeçme. Üniversite diploması sana sadece öğrenmeyi öğretir. O diploma ile sen neyi nasıl öğreneceğini öğrenirsin. Ondan sonrası için senin bunun kendin üzerine koyman lazım ki bunu başlamış durumdasın. O başlangıcında da neyi ifade ediyorsun? İnovasyonda nasıl ilerleyebilirim? Beni takip et. Ben senin inovasyon alanında profesyonel olarak ifade edebileceğin uğraşları veriyorum. O konularda kendini oku, geliştir. YouTube kanalım var. Orada çok sayıda inovasyonla ilgili bilgi veriyorum. Benim sosyal medya hesaplarım, LinkedIn hesabım var. Müjgan Çetin diye web sitem var. Yazıyorum sürekli, her yerde anlatıyorum. Lütfen takip et, lütfen oku, kendini geliştir. Uzaktan eğitim alanında bu konuda çok sayıda işte dünyada eğitimler verilmeye başlandı. Tamamla kendini, sürekli tamamla. Abdülkerim sana selam olsun. Müjgan Hanım'ın sana mesajıydı bu. Evet. Diğer bir soru ise inovasyonla ilgilenmek için özel bir bölüm mezunu olmak gerekir mi diye sormuşlar. Yok, bu da çok güzel bir soru. Çünkü hani yanlış terminolojinin tanımları nedeniyle insanlar ille mühendisler, teknik insanlar, yaratıcılar gibi böyle işte uçuk kaçıklar, zihni sinirler bu işleri yapar diye düşünüyorlar. Halbuki bu bir süreç, bir fikirden başlayan, o teknolojiyi kullanan veya üreten, ondan sonra bunu seri olarak üretebilen ve sonra da bunu pazara sunan ve pazarda da buradan bir kazanç elde eden veya sosyal ortamda insanlara sunan ve oradan da bir sosyal fayda elde eden o bütün o zincirin içerisinde sosyoloğa ihtiyaç var. Antropoloğa ihtiyaç var. Senin gibi PR konusunda uzmanlara ihtiyaç var. Pazarlama uzmanlarına ihtiyaç var. Satış uzmanlarına ihtiyaç var. İletişimcilere çok 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 büyük ihtiyaç var. Yani yaptığın yeniliği fark ettirebilmen için iletişim yeteneğin olması lazım. Anlatabiliyor olman lazım hedef kitlene. Sadece mühendis, ki mühendislerde iletişim yeteneği çok yetkin değildir. Onlar biraz böyle şey yaparlar. Kendi içlerine kapanırlar, problem çözerler mühendisler. Ama sizin gibi iletişimcilerle, sosyal bilimden insanlarla beraber
yayılmamız lazım. İnovasyon yayılmak demek, karşılık bulabilmesi için ürettiğin değerin. O yüzden sakın vazgeçme, sana çok ihtiyaç var diyorum o soruyu soran arkadaşımıza. mühendislik oku bakayım. Ha şey. Sizce Türkiye için inovatif bir ülke diyebilir miyiz diye bir soru gelmiş. Ah, yaramı değişmiş. Ben 2007 yılından beri Küresel İnovasyon İndeksi diye bir Cornell Üniversitesi'nin WIPO, Uluslararası Fikri Haklar Örgütü'nün ve INSEAD diye bir eğitim yönetsel eğitim şeyinin grubunun yayınladıkları Küresel İnovasyon Endeksi diye bir endeks var. Türkiye Cumhuriyeti de bunu resmi olarak bu endeksi takip ediyor 2007 yılından itibaren. Ben her yıl o endekste ülkem hangi sıraya gelmiş, birinci kimmiş diyorum ve üniversitede öğrencilerime de bir sınavlarından bir tanesi lütfen o GIIGII Global Innovation Index diye sorarsa katılımcı arkadaşlarım merak ediyorlarsa 2019 raporunu okusunlar. Ülkem 49. sırada. 45 ile başladı. Yani birinci sırada olmak gerekiyor. Yani aşağılara inmememiz gerekiyor. Biz 49. sıradayız. İşte bizim ve ilk onda biz neden ilk onda değiliz diye hep böyle yanıp yıkılıp her yerde bunu konuşuyorum. Çok sayıda ülkede çok sayıda uzmanla birlikte çalışma şansını Allah bana nasip etti. Ve onu gördüğüm zaman ve bizim kendi insanlarımızı, kendi mühendislerimizi, kendi kuruluşlarımızı gördüğüm zaman bizim ilk onda olmamız lazım gibi bir şey içerisindeyim. Duygu içerisindeyim. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Daha bizlerin potansiyeli çok daha yüksek. Ancak bir tutukluğumuz var, icra edemiyoruz. O yüzden çok anlatıyorum ki inovasyon. Google'a inovasyon sorarsanız ben çıkıyorum. Müşken çizdi diye sorarsanız inovasyon çıkıyor. Her yerde bunu anlatıyorum ki lütfen diyorum bu küresel inovasyon indeksini okuyun. Üniversitedeki sınavımda da onu söylüyorum arkadaşlara. Ödev olarak veriyorum. Burada 137 ülke içerisinden kriterler var. Hangi kriterde sizler geleceğin liderlerisiniz? Hangi kriterde neyi daha iyi yaparsak ilk onda oluruz? Biz ilk ona layığız çünkü. Öyle düşünüyorum. Bence de. Diğer bir soru ise geleceğin insanları nasıl daha inovatif kılınabilir? Bu hani zorunda değiliz kimseyi inovatif kılmak. Bu bir tercih. Yani işte muhafazakarlar var. Konfor alanını da yaşamayı sevenler var. Bir kere yenilikçi olmak demek bugüne kadar elde ettiğin her değeri, her malı, her makamı dan vazgeçip yeni bir şeyin peşinden koşmak demek. Yani ben bu koltuğa elde ettim diye koltuğa sarılmamak. Ben bu makamı, bu bilgiyi elde ettim diye o bilgiye sarılmamak demek yenilikçilik. Dolayısıyla herkes bu kadar yenilikçi olmaz. Herkes bu kadar riski almaz. Herkesi de yenilikçi yapamayız. Eğer herkes yenilikçi olursa bu sefer ne olur biliyor musunuz? Dağılırız. Yani çünkü yenilikçiler böyle sabun gibidir elimizdeki. Böyle kaçarlar yani. Onlar yakalanmaz. Onlar o kafasına o fikir gelmiştir. O düşüncenin peşinden gider o. Onun arkasını toplayacak yöneticilere ihtiyacımız var. Kaynakları kullanacak, organize edecek, hedefe doğru yöneltecek insanlara ihtiyacımız var. Herkes yönetici de yapamayız. İşi o zaman kimi yapacak? İşi bizzat yapan insanlara ihtiyacımız var. Bazı insanlar da kişilik olarak ne kimseyi yönetmek ister, ne bir yeniliğe devam etmek ister. O tanımlı işi derinlemesine ve gayet disiplinli bir şekilde o kadar doğru yapar ki bizim o insanlara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla herkesin yenilikçi olması gerekmiyor. Kendisi olması yeterli.
Bu arada Mustafa Hoca bir şey yazmıştı. Biz canlı yayında böyle bağlantı problemi yaşarken sanırım ben onu kaçırdım, bir ara baktım falan da ama bulamadım. Hocam eğer hala yayını izliyorsanız yazdığınızı bir daha yazarsanız sevinirim. Bir diğer soru ise mühendislik okumayan fakat inovasyon alanı ile ilgilenen gençlere kendilerini geliştirmek için neler önerirsiniz diye bir soru var. Beni izleyin. Beni takip edin. Değil mi? Evet. En birinci yapacağınız şey o. YouTube kanalıma abone olun. Web siteme abone olun. LinkedIn'de beni takip edin. Çok sayıda genç beni takip ediyor. Udemy'de beni